Yağmurlu bir Almanya gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir gün. Kanalımız büyüyor. Takip eden, abone olan, videoları izleyen, beğenen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe daha büyük bir kanal oluyoruz. Almanya'da yavaş yavaş kanalımızdan söz ettirmeye başlayacağız. Bugünkü konumuz ilginç bir konu. Sizlerle paylaşmak istediğim aslında güzel bir konu. Şimdi ben önce kendimden yine bahsedeyim. Türkiye'deyken ben Almanya'da yaşayan insanlarla, Türklerle, yabancılarla, Almanlarla birebir kontakta olan, yaptığım işten dolayı onlarla günlük olarak konuşan, iletişim kuran bir diyetisyendim. Ve Türkiye'deyken de hepinizin duymuş olduğu gibi Almanya'ya hakkında bazı şeyler duyuyorduk. Burada yaşayan, Almanya'da yaşayan vatandaşlar Almanya hakkında iyi kötü bir şeyler anlatıyorlardı. Ben bugün size onların ben Türkiye'deyken Almanya hakkında söylediği olumsuzluklardan ve aslında bu konularda haklı olduklarından bahsedeceğim. Yani gurbetçilerin, Almancıların haklı olduğu 10 konu seçtim size. Onları anlatacağım. Hepimiz aşinayızdır. Oradayken gelen Almancılar kurulu düzenimiz olsa biz geri döneriz. Cennet vatanım, şöyle olumsuz, böyle olumsuz diyorlardı. Olumlu şeylerden de bahsediyorlardı ama genelde biz olumsuzlukları duyuyorduk. Şimdi bunlardan 10 tanesini ben sizin için seçtim. Kendi deneyimlerime göre aslında onların haklı olduğu konuları ben de katılarak buldum. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bir listemiz var. Tabii ki ilk maddemiz herkes duymuştur. Almanya bitmiş. Almanya bitmiş konusunda Almanya tabii ki de bitmedi. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya. Ama eski zamanlarda bu işte 70'lerde, 80'lerde yaşanılan o rahat hayatın artık olmadığını ben de kendim gözlemledim. Aslında bu konuda burada yaşayan vatandaşlar haklılarmış. Bu ne demek? Eskiden daha rahat bir şeyler alınırken şu an alınamaması gibi, enflasyonun yükselmesi gibi, yaşanan günlük hayatta iş bulma konusunda olsun, sosyal yaşam konusunda olsun zorluklar gibi şeylerin Almanya bitmiş konusuna sığacağını düşünüyorum ve bu konuda gerçekten haklılar. Bitmemiş ama Almanya azalmış, eksilmiş, eskisi gibi cazip bir yer değilmiş diyebiliriz. İkinci konumuz gene birinci konuyla bağlantılı bir şey. İkinci konumuzda da eski Almanya yok, Mark zamanındaki hayat yok diyorlar. Mark Almanya'nın yıllar önce kullandığı para birimi. O zamanlar insanlar mark kazanıyormuş, euro yerine ve çok düşük kiralar ödüyorlarmış. Ev fiyatları çok çok ucuzmuş. Bir kişi çalışıp bütün aileyi geçindiriyormuş. Türkiye'ye para gönderiyormuş falan filan. Ama şu an öyle değil tabii ki. Eskiden insanlar anlatıyor. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dinliyoruz. Mark zamanında 3000 euro, 3000 mark maaş alıp 150 mark kira ödeyen, 200 markı aylık market masraflarını karşılayan insanlar varmış. Ama şu an öyle değil tabii ki. Şu an euro kazanılıyor. Atıyorum 2000 euro kazanan birisiniz. Güzel bir normal şartlarda bir ev tutmak istiyorsunuz. 800 euro, 1000 euro kira ödüyorsunuz. Zaten maaşın yarısı kiraya gidiyor. Ondan sonra market faturaları çıkardığınız zaman size başka bir iş yapmıyorsanız, tek çalışıyorsanız, işte eşiniz yoksa, atıyorum herhangi bir yan geliriniz yoksa düşük bir miktar kalıyor. Yani Mark zamanındaki gibi rahat para harcanmıyor. Ondan sonra rahat mal mülk alınmıyor. Yüksek kiralar ödeniyor. Araba alınıyor mesela. Araba almak kolay Almanya'da. Ama aylık arabanın sigortasını veriyorsunuz. Yıllık vergisini veriyorsunuz gibi gibi. Mark zamanında bunlar daha kolaymış diyorlar. Ben de onlara bu konuda katılıyorum. Geldik madde 3. Madde 3'te de bizim Türkiye'de alışık olmadığımız gene bir şey. Almanya'da hayat çok erken başlıyor arkadaşlar. Orada herkes diyordu kimsenin dışarı çıkmadığı saatte sabahın köründe işe başlıyoruz, çalışıyoruz falan filan. Gerçekten öyle. Almanya'da sabah 4'te 5'te işe başlayan, mesaiye başlayan insanlar var. Böyle meslekler var ve 4'te işe başlıyorum dediğinizde bu hiç de garip bir şey değil. Almanya'da hayat sabahın köründe 4'te 5'te başlıyor iş hayatı. Tamam, ona göre erken çıkıyorsunuz. 1'de çıkıyorsunuz, 2'de çıkıyorsunuz öğleden sonra. Ama sabah 4'te başlayan bir insan bir de evde olduğunda yemeğini yiyip yatıyor. Akşam oluyor, gün bitiyor. Ertesi gün aynen devam. O robot hayatı dedikleri şey gerçekten bazı meslek gruplarında özellikle var. Sabahın köründe hayat burada
başlıyor. Biz Türkiye'de 8'de 9'da işe başlarken burada 4'te 5'te başlanabiliyor. O konuda da burada yaşayan eskiden gelenler gerçekten haklıymış. Dördüncü konumuz ise sosyallik konusunda. Hani gelmeden derler Almanya çok sosyal bir yer değil, arkadaş bulamazsın derler. Kişiden kişiye göre değişiyor, aradığınız şeye göre, çabanıza göre değişiyor. Ama ben burada şuna bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye'deyken iş arkadaşlarımızla kahve içmeye, bir şeyler içmeye, mekanlara oturmaya alışırız. İşten arkadaşlık doğar. Ama burada çalışıyorsunuz, mesainiz bitiyor, eve gidiyorsunuz, o gün işte ne yaptığınızı unutuyorsunuz. İşten sonra kimse kimseyi aramıyor ve mesaiden sonra siz kendi başınıza kalıyorsunuz. Yani o anlamda işten arkadaşlığa dönüşme konusunda sosyallik az, sosyalliğin azlığı konusunda da haklılar diyebiliriz. Beşinci maddemizde hizmet sektörü. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Çok da eksikliğini yaşıyorum aslında. Bu ne demek? Bir kafeye gittiğiniz zaman, bir yere yemek yemeye gittiğiniz zaman, bir emlakçıya gittiğiniz zaman, herhangi hizmet sektöründeki bir alanda çok eksiklik yaşıyorsunuz. Türkiye'de garsonlar sizinle çok ilgilenir, yemekler aşırı süslü gelir, şovlar yapılır. Öyle ortamlara alışmışız biz ama burada garsonlar o kadar ilgilenmiyor. Atıyorum yemek söylüyorsunuz, çatal bıçak gelecek yanına, bir peçeteyi sarıp yanınıza getiriyorlar. Bir ihtiyacınız var mı diye sürekli sormuyorlar. Sizle, müşteriyle o kadar çok ilgilenmiyorlar. Yani Türkiye'de paranı verdiğin zaman, bir şeyin alıcısı olduğun zaman ilgi de görürsün ama burada öyle bir şey değil. Ya sıranı bekle diyorlar ya bu kadar hizmet veriyorlar. Hizmet sektörü Almanya'da zayıf Türkiye'ye kıyasla. O da bir haklı oldukları konu. Bir diğer konu, şimdi çok duyduk. Mektup, mektup, mektup. Almanya'da her şey kağıtla dönüyor hala diye. Şimdi yıl 2024 olacak. Dijitalleşti her şey Türkiye'de. Yani ben hiç hatırlamıyorum eve mektup gelsin. Ama burada her gün posta kutusunu açıyorsunuz. Mektuplar, kağıtlar. Fatura ödeyeceksiniz. Mektupla geliyor. IBAN numarası atıyorum. Bir işiniz oluyor. Devletle bir randevunuz oluyor. Randevu evinize kağıtla geliyor. Banka hesabı açtırıyorsunuz. Önce kartın şifresi geliyor bir mektupla. Ondan sonra kartın kendisi ayrı bir mektupla geliyor. Böyle her şeyin mektupla döndüğü, gerçekten hayatın yavaş ilerlediği bir ülkeymiş Almanya. Ben önceden Türkiye'deyken inanmıyordum bunlara. Ama şu an diyorum ki ya gerçekten bu adamlar bunu söylerken haklıymış, doğruymuş diyorum. Bu arada bu Almanya'yı kötüleme videosu değil. Almanya'da belirli standartlarda yaşıyoruz tabii ki de. Ama Türkiye'deyken duyduklarımızın doğru mu yanlış mı olduğunu gözlemlerimi anlattığım bir video olsun size. Bir diğer şey, herkes şey diyordu mesela, tek maaşla geçinemezsin, işte illa ikinci bir gelir, ikinci bir maaş, evlilik bilmem ne bir şeyler lazım falan. Ya dedim Almanya burası, hani nasıl? Geçinirsin paşa paşa, alırsın 4.000 5.000 euronu, ondan sonra geçinirsin falan ama öyle olmuyormuş. Burada brüt maaş, net maaş devreye giriyor. İşte brüt maaşla net maaş arasında 1.000 euro fark oluyor, 1.200 euro fark oluyor vergi kesintisinden dolayı. Sonra gün sonunda bakıyorsunuz ki maaşı bir kısmını kiraya vermişim, mutfağa vermişim, arabaya vermişim, faturaya vermişim. Ay sonunda çok da bir şey kalmamış. Böyle sürekli gezmek, sürekli bir yerlere gitmek, hep dışarıda yemek istiyorsanız tek maaşla geçinemiyorsunuz. Bu gerçekten de böyleymiş. Bir sonraki maddemiz. Sekizinci madde oluyor. Sekizinci madde, ben bunu düşünürken hala kendime gülüyorum. Türkiye'deyken mesela adamlar her sene Türkiye'ye gelir. İşte gurbetçiler ailesini görür. Ben derdim ki ya her sene aynı ülkeye niye geliyorsun? Git Tayland'a git, git İspanya'ya git, ne bileyim İtalya'ya git, gez dolaş. Her sene farklı bir yere git diye düşünüyordum ama şimdi diyorum ki harbiden insan memleketini, ailesini, o doğduğu toprakları özlüyor. Ben de diyorum ki hani bir fırsatım olsa da, birkaç gün boşluğum olsa da Türkiye'ye gitsem, ailemi görsem, o özlem, o memlekete olan istek, aileye olan istek gerçekten gün geçtikçe artıyor. İnsan her fırsatta Türkiye'ye gidip sevdikleriyle beraber olmak istiyor. Eskiden bunu anlamıyordum ama şimdi diyorum ki gerçekten bu adamlar bunu söylerken haklılarmış. Gerçekten doğruymuş. Aynı duyguları artık paylaşıyoruz yani. Dokuzuncu maddemiz Türkiye'ye yatırım yapmak bence. Şimdi hep konuşurduk eskiden. Ya kimse Almanya'da mal mülk almıyordu da herkes Türkiye'de ev yaptırıyordu. Birikimini oraya yapıyordu. Türkiye'den kredi çekiyordu. Bir şeyler yapıyordu. Allah Allah diyordum. Siz Almanya'da yaşıyorsunuz.
Niye Türkiye'ye yatırım yapıyorsunuz yani? Burada haklı gördüğüm konu şu. Almanya'da yatırım yapmak istediğiniz zaman bir bürokrasi çok fazla. İşte hisse senedi alırken bile sürekli bürokrasiler, kağıt kürek işleri, ev alırken keza ev fiyatları aşırı yüksek. Yani 300-400 bin eurolardan bahsediyorsunuz. Ömür boyu 40 sene onun için çalışmanız falan gerekiyor. Ama Türkiye'de hani biriktirip en azından orada kredi alıp ya da işte hisse senedi alıp parayı büyütüp yapabiliyorsunuz. Almanya'da kazanıp Türkiye'ye yatırım yapmak, Almanya'da kazanıp Almanya'ya yatırım yapmaktan daha kolay. O yüzden insanlar onu tercih ediyorlar. Aslında kendi memleketlerine, kendi topraklarına yatırım yapıyorlar. Diyelim bu 9. maddeydi. Evet, 10. maddemiz son madde. Bu biraz üzücü bir madde. Bu herkese göre böyle değil. Kişinin kendi özelliklerine göre onu belirteyim. Bu madde ikinci sınıf insan statüsünde olmak, ikinci sınıf insan muamelesi görmek. Şimdi birçok insan burada yeterli dil yeteneklerine sahip değil. Burada doğmuş, büyümüş olanlar dahi ya da sonradan gelenler de. Dili az bilen bir insan da Almanya'da ya bence bu dünyanın her yerinde öyle. Nereye giderseniz gidin. Az bildiğiniz için sizi hiçbir şey bilmiyor sayıyorlar. Ve ona bağlı olarak da ikinci sınıf insan muamelesi gerçekten görüyorsunuz. Ama dilini hızlı geliştiren bir insan sonradan da gelmiş olsa ya diyorlar ki Allah Allah sen hızlı öğrenmişsin, sen iyi konuşuyorsun, sen bizden birisin gibi görüyorlar. O yüzden hızlı kabul görmek için dil öğrenmek lazım ama dilini geliştirememiş, kendini geliştirememiş insanlar burada ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz derken haklılar ama bu o insanların benim naçizane fikrim kendi suçu. Türkiye'de de olsak dışarıdan gelip dil bilmediğin zaman bir geri duruyorsun, bir geri kalıyorsun sosyal hayattan diyerek 10 maddeyi tamamlamış olayım. Bundan sonraki videoda Almancıların, gurbetçilerin, burada yaşayan vatandaşların haksız olduğu 10 madde olacak. Bunun tam tersini yapacağız. Ya bize böyle dediler ama aslında yalanmış. Almanya öyle değilmiş gibi bir video daha çekeceğim. Şimdiden o videonun hazırlıklarını yapıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Fikirlerinizi, görmek istediğiniz videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Almanya'ya gelme konusunda soruları olanlar da sosyal medya hesaplarımdan bana mesaj olarak ulaşabilirler. Hoşça kalın.